Sevgili izleyiciler, günaydın. İkinci sayfadan yaklaşık 35 günden bu yana Türkiye'nin gündeminin ilk sıralarında yer alan Engin Dilan Polat çifti, kardeşleri Sıla Doğu'da olmak üzere ve bir grup İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sabaha karşı gözaltına alındı. İkinci sayfada tüm detayları bulacaksınız. Şöyle diyebiliriz, güneşli günlerin yerini artık fırtınalı günler alıyor diyebiliriz. Türkiye'nin konuştuğu isimler kara para aklama iddialarıyla gündemden düşmüyordu Polat çifti. İstanbul'da düzenlenen operasyonla evlerinden gözaltına alındılar. Müge'nin de söylediği gibi sadece onlar değil, yakınları da, aile üyeleri de, çalışanları da aynı şekilde gözaltına alındı. Gözaltı sonrası iki detay dikkatimizi çekti. İlki ellerinde kelepçe olması, ikincisi Dilan'ın bir şey yok ifademizi vereceğiz açıklaması oldu. Operasyonla ilgili başka gelişmeler de var ama önce görüntüleri izleyelim. Açıklamamız olacak mı? Yok. İfademizi vereceğiz. Bu kadar. Bugün açıklamamız olacak mı? İyi akşamlar. Bir açıklamamız olacak mı? Hatırasız şey yapılan şeyler. Ben bu sıra zarfında müşteri bile gönderdim de. Hepsi. Akıllı kadınım ben. Sen benim düştüğümü serumlarla gördüğünde ben orada kafamda 50 tane plan. Ekmek teknemi korurum. Zırhlarla, çelik zırhlarla çıktık o merdivenleri. Yedirir miyim ben? Zannettiğinden çok daha zeki. Binlerce, 2000 CEO'ların çalıştığı bir müdür burası. Burası holding oldu biliyor musun? Holding oldu. Hadi bakalım. Yeni başlıyor. Nereye düştüm diyeceksin. Operasyonun detaylarına gazeteci Emrullah Erdinç ulaştı ve Emrullah'ın verdiği bilgilerde Müge ile beraber en çok sarı zarflara takıldık. İzleyelim. Günlerdir konuştuğumuz kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Engin Polat ve Dilan Polat çifti İstanbul'a düzenlenen operasyonla gözaltına alındılar. Ve haber kaynaklarından aldığım bilgiye göre de az önce Mali Şube Müdürlüğü'nde nezarethaneye kondular. Tabi baskınlarda sadece Polat çifti yakalanmadı. Birinci ve ikinci derecedeki yakınları da gece yataklarında uyurken kapılarında polisi gördü. Gelelim gece saatlerindeki hareketli dakikalara. Aslında Polat ailesine yönelik başlatılan kara para ve vergi kaçırma soruşturmasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün akşam saat 17'de gözaltına alınmaları yönünde karar verdi. Nedeni de Mali Şube ekiplerinin yaptığı çalışmaydı. Üst düzey polis amirlerinden oluşan 3 kişilik bir heyet dün öğleden sonra bütün gün Anadolu Adliyesi'nde soruşturma yürüten savcının yanındaydı. Polisler ellerindeki delilleri savcıyla paylaştı. Tek tek delillerin üzerinden geçirdikten sonra da savcı gözaltına alınmaları yönündeki kararları yazdırarak nöbetçi mahkemeden de hızlıca onay aldı. Bu kısım çok önemliydi. Böylece dün akşam saat 17'de operasyon için resmi izinlerin tamamı alınmış oldu. O yazıyla şubeye dönen polisler sızma olmasın diye baskına katılacak polislere hemen bilgi vermedi. Ve görevlendirilen yaklaşık 150 polise
saat gece yarısı tam 1'de şubede bulunmaları yönünde talimat verildi. O saat geldiğinde de ekipler 4 kişilik gruplara ayrıldılar ve her bir grubun eline sarı bir zarf verildi. Ekip amirlerine de saat sabaha karşı tam 3'te bu zarfın açılacağı bilgisi verildi. Ardından da ekipler plana göre baskınların yapılacağı ilçe ve mahallelere dağıldılar. Saat 3 olduğunda da ekipler zarfı açtığında içinden Dilan ve Engin Polat çiftiyle birlikte 1. ve 2. derecede yakınlarının isimlerinin olduğu mahkeme kararlarını ve ev adreslerini buldu. O dakikadan sonra da Polat ailesi için günlerdir geliyor dediğimiz fırtına başlamış oldu. Polis eş zamanlı olarak evlere baskın düzenledi. Dilan Polat evde uyurken Engin Polat ise ayakta polis baskınına yakalandı. Polis çifte göz altında olduklarını söyleyerek önce cep telefonlarına el koydu. Ardından da giyinmelerini istedi. Kullandıkları ilaç varsa onları da yanlarına almalarını istedi. Kapıdan çıkmadan önce de kadın bir polis memuru Dilan Polat'a dönerek "İsterseniz çocuklarınızla vedalaşın. Bir süre onları göremeyeceksiniz" dedi. Evdeki gürültüye küçük çocuklardan biri uyandı, diğerisi uyuyordu. Dilan ve Engin Polat çocuklarıyla vedalaşarak evden polislerin arasından çıktı. Diğer yakınların da gözaltına alındığını Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde gördüler. Çünkü aralarında kardeşleri ve babalarının da olduğu 1. ve 2. derecede yakınlarının bulunduğu şüphelilerin tamamı sağlık kontrolü için devlet hastanesine getirilmişti. Tek tek hepsi sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından şüphelerin tamamı Batan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu B blok 4. kata çıkartıldı. Üstlerindeki kemer ve ayakkabı bağcıkların tamamı çıkartıldı. Şüphelerin yarım saat süren gözaltı tutanağının doldurulmasından sonra da az önce B blok eksi 1. katındaki nezarethaneye kadın ve erkek ayrı olmak üzere kondu. Ve aldığım bilgiye göre de saat 11'e kadar gözaltındaki şüphelilerin tamamı dinlenecek. Operasyona katılan polisler de bu sırada dinlenmiş olacak. Saat 11'den sonra da sorgu işlemleri yavaş yavaş başlayacak. Ben de akşam gözaltındaki son durumu ve neler yaşadıklarını buradan YouTube kanalımdan sizlere ileteceğim. Evet, Emrullah da adım adım takip ediyor tıpkı Murat Ağrel gibi. Biz de kendisiyle sürekli bağlantı içiniz. Gülşen, film gibi bir operasyon. Yani filmlerde gerçekten gördüğümüz film gibi. Teker teker gidelim mi? Savcı gözaltı kararını veriyor. Nöbetçi mahkemeden bir karar çıkıyor ve saat dün 17'de düğmeye basılıyor. Ve çok ilginç bir detay var. 150 polis 4 gruba ayrılıyor. Evet. Ellerine gece saat 3'te açmaları için sarı zarflar bunu veriliyor. İlk kez duydum. Evet, ben de ilk defa duydum. Evet. Sızma olmasın diye, Polat evet. ailesinin kulağına gitmesin diye. Saat 3'te zarflar açılıyor ve operasyon için düğmeye basılıyor. Polat ailesine, yakınlarına eş zamanlı olarak baskınlar düzenleniyor. Biz biraz önce yayının başında da söyledik. Dikkatimizi çeken gözaltı süresince dikkatimizi çeken iki detay oldu. Bir, ellerindeki kelepçeler, rejiye de sorduk. Ellerindeki kelepçeler plastik kelepçe mi diye, evet plastik kelepçe dediler. Bunun da nedeni şuymuş, şimdi bize bir gazeteci arkadaşımız yazıyor. Evet. Metal kullanmamışlar çünkü kolları çizilip bize şiddet uyguladılar diyebilirlermiş. Bu sebepten dolayı da plastik kelepçeler kullanılmış. Evet, bu da ilginç bir detay evet. ve... 150 polis ekibinin, polis memurununa verilen zarfların içinde olan bilgi saat gece yarısı 3'te açılıyor. 3'te açtıklarında baskını yapacak olan polisler zarfın içinden gözaltına alacakları kişilerin isimleri, nedenleri ve onlarla birlikte gözaltına alınacak diğer kişiler yer alıyor ve neden dolayı suçlanacaklarına dair bilgi var. Zarfı açar açmaz da operasyon başlıyor eş zamanlı 150 polis tarafından farklı noktalara. Burada bir detayda kadın polisin Dilan Polat'ı üzerini giyinirken bile yalnız bırakmak istememesi. Burada şu sebeplerde ön planda tutuluyor. Kişi kendisine zarar verebilir. Ya da evin bilinmeyen bir bölümü varsa eğer, onlar için demiyoruz ama hani genel suç profili üzerinden konuşuyoruz. Kaçma olabilir ve polis diyor ki isterseniz çocuklarınızla vedalaşın. Çünkü bir süre onları göremeyeceksiniz. Evet, bu detay da çok önemli bir detay. Evet.
Bu arada 6 ile 14 yıl arası yargılanabilirlermiş. Gözaltı süresince de ayakkabı bağcıklarını almışlar, evet, çıkartmışlar. Onu da yapıyorlar. Kemerleri çıkartmışlar. O detaylar da çok ilginç. Kendilerine zarar vermesinler diye. Yani günlerdir Türkiye onları izliyor. Gerçekten böyle bir film izler gibi izliyoruz. Yani güneşli güzel günler vardı onlar için. Bundan böyle 1,5 ay önce. Evet. Şimdi Emrullah'ın dediği gibi fırtınalı günler başladı. Her şey MASAK'ın raporuyla beraber aslında. MASAK'ın ön inceleme raporunda. MASAK'ın adı içine girince MASAK'ın ön inceleme raporunda 100 milyonlarca liralık şaibeli işlem var. O anahtar cümle buydu zaten. Ondan sonra haklarında soruşturma başlatıldı. Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis iddialarıyla soruşturma başlatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bir ara yurt dışına çıktıklarına, para kaçırdıklarına dair iddialar vardı. İddialar zaten şu görüntülerle beraber tamamen yalanlanmış oldu diyebiliriz. Evet, o 500 milyonluk para de, trafiği falan vardı. Onların hepsini zaten savcılık, mali polis ve MASAK'ta şey olarak inceliyor. Tabii. Bir de şu ilginç. Mesela hep operasyonlar gece 5'te olur. Hı. Böyle gazetelerde baktığımız zaman 3. sayfa haberlerine ya da 1. sayfa haberlerine hep böyle gece 5 sabaha karşı 5'te operasyon yapılıyor. Evet, sabaha karşı. Şimdi onlarda gece 3'te operasyon için düğmeye basılmış. Çünkü onlar bu operasyona günlerdir hazırlanıyorlar, bekliyorlar. Hı hı. Sonuçta bütün oklar onların üzerinde. O avukatları da ne yapıyorlarmış biliyor musunuz? İddiaya göre gece çıkıyorlarmış. Sapanca taraflarına falan gidiyorlarmış. İstanbul'a yakın noktalara gidiyorlarmış. Oralarda biraz vakit geçiriyorlarmış. Sabah böyle 7 gibi 6 gibi falan evlerine dönüyorlarmış. Evet. O gece de biraz daha oturmak istemişler. Evet. İddia bu yönde. Evet. Yani gece 3'ten sonra çıkmayı planlıyorlarmış o gece. Yani 3'te yapılmasının sebebi, 5'te değil de 3'te yapılmasının sebebi bütün ev ahalisinin, halkının yani gözaltına alınacak kişiler listesinin evde olması. Hı hı. Ve bir an evvel olması ki nitekim karı koca evde, Sıla Doğu'da alındı. Bu arada parça parça çeşitli yerlerden arkadaşlarımız, gazeteci, bu konuyu izleyenler, avukat arkadaşlarımız, biz de onlara günlerdir soruyorduk. Bu hareket, MASAK bu hareketi ne zaman tamam incelemeye alalım ve düğmeye basalım sorusunu günlerden beri sorduk. Yayına girmeden önce o sorunun cevabını da aldık. İddiaya göre MASAK çiftin uçaklı paylaşımından sonra harekete geçiyor. Evet. Yani Dilan Polat'ın Engin bana uçak al videosunun ardından bir sıkıntı var diyerek harekete geçiyorlar. Zaten çiftin kulağına da bilmiyoruz bir şeyler gitmiş olabilir mi? Paniğe kapıldılar. Ertesi günü uçağın kendilerine ait değil, kiraladıklarını söylediler. Ama bir ortaya çıktı ki günler sonra bu uçağı sevgili izleyiciler kiralamanın bedeli de 40 bin dolarmış. 40 bin dolara su gibi para harcanıyor ve uçak kiralanıyor. Şu görüntü aslında bardağı taşıran son damla oldu. Evet. Uzun süredir herkes onları izliyordu. Billboardlarda ben karımın kocasıyım, kocamın karısıyımla başladı. Güllerle devam etti. Lüks otomobillerle sürdü ama uçakla beraber olay bitti. Kaybetmeye başladılar diyebiliriz. Sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki bu görüntüler ve herkes şu soruya yanıt aradı. Bu paranın kaynağı nereden? Bu zenginlik nereden geliyor? Günlerce Twitter'da TT listesinde üst sırada kaldılar ve aynı gün açıklama yapmak durumunda kaldılar. Önce uçağı satın almışlar gibi bir atmosfer sergilediler, bir hava sergilediler. Sonrasında da aslında o uçak satın alınmadı. O uçak kiralıktı diye bir açıklama yaptılar ama yine de eleştiri oklarından kurtulamadılar. MASAK bu görüntü sonrası düğmeye bastı. Evet, yani bir tehlike arz ettiğini zaten sosyal medyada önemli araştırmacı gazetecilerin de harekete geçmesinin ardından bir geri adım oldu ya. Hiç böyle bir şey olmasaydı buradan yürüyeceklerdi ve
O uçak onların gibi devam edecektir. Öyle. Ama bırakın uçağa sahip olmaları. 40 bin dolarlık bir uçağı da bugün herhangi bir kozmetik işiyle uğraşan birisi kiralayabiliyor mu? Bir şey söyleyeyim. Kiralıyorsa yazsın. Güzellik merkezinin adını vererek okuyalım. Bu, hani reklam meklam demeyelim. Hatırlarsın, bu aslında uçak kiralama ilk değil. Daha önce de tatile bir yere gideceklerdi. Güney'e gideceklerdi galiba. Uçağı kaçırmışlardı. Ha, ben de onu kaçırmışım. Dilan uçağı kaçırmıştı ve eşi özel uçak kiralamıştı onlara. Bakın. Bayağı haber olmuştu bu. Hatırlıyorum ben bunu. Ben de onu kaçırmışım. Ama bugün bir işle uğraş. Yani büyük holding patronları, büyük şirketlerin sahipleri, o da özel uçakları var. Kendilerini kullanmadıkları zaman kiraya veriliyor o uçaklar. Ama normal bir işle uğraşan bir insanın, bir karı kocanın, Dilan Polat'a sormuştuk buraya geldiğinde nasıl bu uçak? Ya dedi, kiraladık demedi o gün. O çok net konuşmadı. Hayır, yine kiraladık deli etmek için. Evet. İnsanları çıldırtmak için. Bizi kıskananları çıldırtmak için yapıyoruz. Bir de ne demişti? Nazar değmesin diye uçağın tekerlekleri yere basınca paylaşmışlar. Havalanmadan önce paylaşmamışlar ki göz nazar değer de uçak düşer müşer bir şey olur. İnanılır gibi değil. Peki şu an neredeler? Sıla Doğu, Engin Polat ve Dilan Polat Vatan Caddesi'nde. Vatan Emniyetinde. Bize bu bölgede de bilgiyi de verdi. Vatan Emniyetinde. B blok eksi bir nezarethanede ve saat 11'de sorgulanmaya başlayacaklar ve çapraz sorguya alınacaklar dedi. Evet. Çapraz sorguda bakalım kim ne söyleyecek. Ne söyleyecek? Ve gözaltı süresinin devam etmesi bekleniyor. Pazartesi gününe kadar bir iddiaya göre de. Bir iddiaya göre de bu işi bilenlere soruyoruz tabii. Engin Polat'a tutuklama çıkabilir deniliyor. Evet, sadece Polat çifti gözaltına alınmadı. Gazeteci Murat Arel'in iddiasına ve paylaşımına getirelim ekrana. Diyor ki Engin Polat ve Dilan Polat dahil 30 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. Gözaltı listesinde yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirtildi. Bu akşam yayına girmeden edindiğim bilgiye göre raporlar daha tamamlanmamıştı. Umarım MASAK ve vergi müfettişlerinin raporu tamamlanmıştır. Ayrıntıları öğreneceğiz dedi Murat Arel ve iddiaya göre gözaltına alınanlar arasında efendim ailenin kara kutusu, evin çalışanı Şule de var. Bu iddiayı ortaya atan da Sisi. İzleyelim. Dinleyelim daha doğrusu. Alındı abla şu an. Şule de şu an gözaltında. Yani Şule çok şeyi kapısını açacak. Çünkü Şule Özbek adamların üzerine yapılan şirketlerle ilgili o Özbekleri de yaktı. O buldu onları. Ama abla şöyle. Mesela Dilan Polat ve Engin Polat Vatan Emniyetindeler. Yani mesela Engin Nilgün Yılmaz ve işte dayısı şeydeler. Kavacık Emniyetindeler. Operasyon düzenleniyor. Tam saat 3'te eş zamanlı operasyon düzenleniyor her yere. Ve Engin Polat'ın anneannesinin evinin kapısı kırılarak içeriye giriliyor. Şu an Vatan Emniyetindeler hatta. Kapısı kırılarak giriliyor. Kapısı kırılarak giriliyor diyor. Evet, Şule gerçekten ailenin kara kutusuydu. Onların her zaman yanındaydı. Ne zamana kadar? Bu süreç başlayana kadar. Bu süreç başladıktan sonra Şule bir anda ortadan kayboldu. Kaçtığı birkaç gün sonra tekrar geri döndü eve ve dedi ki ben zengin bir iş adamıyla evleneceğim. Dilan'ın oturduğu ev gibi 4 katlı bir havuzlu villada oturacağım dedi ve o gün bugündür Şule ortadan kaybolmuştu. Peki bir şey söyleyeceğim Gülşen, şöyle iddialar var. Dilan, Engin, pardon Şule, Engin, Dilan, Polat çiftinden mi kaçtı? Bir iddiada o. Ha, hatta evet. Dayak yediği Dilan Polat'tan. Öyle de bir iddia var. Dayaktan sonra, bunlar iddia. Dayaktan sonra eve zorla getirildiği ve tekrar kaçtığı, aslında Trabzonlu bir iş adamı gibi, o bir Trabzonlu iş adamı olmadığı, normal sade bir vatandaş olduğu, bu oyun ve senaryo içinde ona, bizlere yani kamuoyuna, işte Şule evleniyor, o Trabzonlu zengin bir iş adamı, böyle de bir villa var diye bir senaryo yazıldığı ortaya atıldı. Ve esas kendini sevdiği kişi Özbek biriymiş. Evet. Bir iddia da bu. Evet. Yani kaçtığı kişi aslında olaylar, gözaltı, sorgu, tabii bunlar da gelecek de aslında kaçtığı kişinin
Dilan Engin Polat olduğu iddia ediliyor. Çok daha önemli bir şey. Evet. Kimden kaçtığınızın da bir önemi var. Kesinlikle. Şimdi kamuoyunun Sisi olarak bildiği Seyhan Soylu neler söylüyor? Devlet konuşturacak az kaldı operasyon için düğmeye basıldı. Perde arkasındaki Özbekler, garibim şirketler devir oldu ve garipler memlekete gittiler. Dilan'ın yanındaki olaylı hizmetçisi Şule bu adamları buldu. Sözde çok zengin Trabzonlu bir iş adamı var ve o iş adamı Şule'ye aşıkmış. Dilan Polat'ın evinin aynısını almış. Bunların hepsi yalan. O evi bir böyle emlak sitesinde de görebilirsiniz diyor. Emlak sitesinin adını vermiş. Dilan Polat paniklemişti Şule. Ben korkuyorum, gitmek istiyorum demişti. Yani Şule zaten büyük panik yaşamış. Ben gitmek istiyorum diyor. Tehdit aldı o zaman. Ve gerçekten olayların ilk günlerinde de gidiyor. Sonrasında geri dönmesine şaşırmıştık biz. Niye geri döndü? Hatta korkudan mı, baskıdan mı, tehditten mi? Bunların hepsi iddia tabii. Bunu da altını çizelim. Çünkü ara ara başkaları da evden ayrılıyordu. Çok tuhaf. Her ayrılıktan sonra Dilan Polat kriz geçiriyordu. Şimdi düşünsenize, evden bir yardımcınız ayrılıyor. Tabii ya dersiniz ki ev işi falan düzen. Ama böyle bir panik, fenalık geçirip bir kriz yaratacak noktaya gelmezsiniz. Eğer o kişinin bilgi dağarcığına bağlı. Tabii. Neleri görüp görmediğiyle ilgili de bir durum söz konusu. Evet, Dilan Şule'yi döverek evden kovdu. Şule de eşyasını topladı. Akrabalarının evine yerleşti. Şimdi halen akrabalarında ama Özbekistan'a gitmeden acilen tedbir alınmalı. Çünkü o bir zincirin parçası. Aslında Şule'nin bir Özbek sevgilisi var Özbekistan'da. Ve bu arada Trabzonlu iş adamı denilen kişi Küçükçekmece'de yaşayan garibanın biri. Yani her şey mi organize edilmiş? Şimdi ev internet sitesinden bulunmuş. Evet, emlak sitesinden bulunmuş. Tamam, biz de buluruz. Oturup böyle temsil bir fotoğraf bulabilirsiniz. Çok kolay. Trabzonlu zengin iş adamı Şule ile evlenmek isteyen de Küçükçekmece'de kendi halinde birisi. Kendi halinde birisi derken arkadaşları ya da gruptan arkadaşları, neyse. Yani kişi de bulunuyor. Yap boz kes yapıştır gibi, evet. Evde bulunuyor. Ne kişi gerçek, ne ev gerçek. Aynen. Gerçek olan ne bu hikayede zaten? Gerçeklerde gerçek gün olan, yüzüne çıkacak şimdi zaten. Gerçek olan şu görüntüler işte. Gerçekler gün yüzüne Peki, çıkacak. Müge'cim hemen araya girdim. Ha, çok kısa. Tabii ki. Gazeteci arkadaşlarımızdan da bilgiler akmaya devam ediyor. Dilan'a ilk özgeçmişi sorulacakmış. Sonra da bu şirketleri nasıl kurdun, nasıl zengin oldunuz soruları gelecekmiş. Avukatının bile ilk defa göreceği deliller, belgeler gösterilecekmiş sorguda. Bakın, avukatı zaten dosyada gizlilik vardı. Avukatlarının bile ilk defa göreceği deliller, belgeler sorguda gösterilecek. Ek süreyle 4 gün olacakmış, yani gözaltı süresi normalde 3 gün ama ek süreyle beraber 4 gün olacakmış. Cumartesi nöbetçi mahkemeye çıkacaklarmış. Bunlar da bize gazeteci arkadaşlarımızdan gelen bilgiler. Onlar da yazmaya devam ediyorlar dört koldan. Bu arada masağın kimsenin ulaşamadığı, erişim engeli olduğu rapor ön rapordu. Ne zaman ki tamamlanacak ve ondan sonra gözaltı başlayacaktı. Bu bilgiyi de Murat Ağırel'den almıştık. Demek ki tamamlanmış ki orada bir takım şeyler öne sürülecek. Merak ediyorum, acaba sorguda bizlere söylediği gibi yetkililer, görevliler nasıl başladınız bu iş, nasıl büyüdü dediğinde onlara da Allah yürü ya kulum dedi bize diyecekler mi? Ya da bize magazine bu masada öyle dediler, Allah yürü ya kulum. Çünkü bir de Allah yürü ya kulum bir, ikincisi de eşim Engin Polat'ın müthiş bir ticari zekası var demişti. İki sebepten dolayı bu kadar hızlı büyümüşler. Bir de bir dayıdan bahsetmişti. Bir de bir dayı arada bir hikayenin içine girip çıkıyordu. Bakalım yetkililere, görevlilere bu üç maddeyi sıralayacaklar Müge'cim, mı bu masada olduğu gibi. Bir de nasıl zengin olduğunuz sorusuna yanıt verirlerken acaba fotoğrafçılıkla başlayan kariyerlerinde iş hayatına atılırken
KOSGEB'den destek aldıklarını söyleyeceklermiş. Devletten devlet hibesi aldıklarını söyleyecekler mi? Bunu da çok merak ediyoruz. Böyle sorgularda. 2021 yılında birden değişen hayatlarında o altın varaklı koltukların olduğu evlerinde, dört katlı evlerini 2021 yılında bütün varımızı yoğumuzu ortaya koyarak her şeyimizi satarak o evi aldık diyecekler mi? Bir de merak ediyorum. Engin Polat onlara da korkmayın bize hiçbir şey olmaz arkadaşlar diyebilecek mi? İşte bunlar çok kilit laflar. Bunlar kamuoyuna, Twitter'a, sosyal medyaya, gazetecilere, televizyon programlarına ya da zaman zaman işte kendi odalarına katılarak, Twitter'daki odalara katılarak yaptıkları açıklamalar orada nasıl şekil değiştirecek ya da aynen devam edecek mi? Ama genelde bu gözaltı şeylerinde sonra ifade falan okuduğumuzda dikkat et, hep vatan sevgisinden bahsediliyor. Vatan, millet seviyorlar. Olmazsa vatanını, olmaz. Milletini seven, görevini en iyi yapandır noktasına kadar gidiyor olaylar. Tabii. Devletimizi zarara sokmak istemeyiz. Şimdi bu gözaltından sonra avukatları bir açıklama yaptı ve gözaltına alınmayan diğer aile üyeleri sosyal medya hesaplarından avukatlarının açıklamasını paylaştı. Ne diyor avukatları? Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında yürütülen soruşturma dosyası kapsamında savcılık huzurunda veya yönlendirecekleri kolluk biriminde ifade vermeye hazır olduklarına, kaçma şüphelerinin olmadığına, sabit ikametgahlarında olduklarına dair günler öncesinden dilekçe sunmamıza, adli kontrol kararına aykırı bir davranış ve eylemleri olmamasına rağmen gece yarısı evlerinde gözaltına alınmış olmalarını kamu vicdanına bırakıyoruz diyor ve şöyle bitiriyor açıklamayı. Yasal sürecin sonunda müvekkillerimizin suçsuzluğunun ispat edileceğine inanır ve Türk adaletine güveniyoruz. Genelde açıklamalar hep bu yönde bitiyor. Zaten böyle bitiyor. Zaten burada avukat da bir kamu vicdanından bahsetmiş. Kamu vicdanı bu işin günlerden bu yana sayın avukatlar da bilir, hukuk okumuş insanlar, mahkemeye çıkmış insanlar. Kamu vicdanı zaten daha çok bastırıyor. Bu hikayenin sonunda adalet yerini bulsun. Neden kamu vicdanı bastırıyor? Şartları düşünürseniz eve ekmek götürmek, bir iş sahibi olmak, o iş yerinde uzun süreli çalışmak, aileyi geçindirmek, yıllarını vermek, evlatları için saçlarını ağartmak, tüm bunlar insanların ortak noktası, çektikleri zorluklar, çileler, her şeyleri düşünürseniz kamu vicdanı bu hikayenin sonunda adaleti istiyor. Tek sorun sabaha karşı alınmış olmaları mı? Yani öğleden sonra saat 2'de alınsaydı problem yok muydu? Hayır, biz genelde diyor kendi kendimize gidecektik. Kendi kendimize teslim olabilirdik. Bizi neden evlerimizden aldınız demeye getiriyor ama kamu vicdanı. Kamu vicdanı. Vicdan denilen şey başka ne biliyor musun? Attı, ne biliyor musun Müge'cim? O gösterişli, o şaşalı i̇şte paylaşımları yapmadan önce devreye sokacaktın o vicdanı. Böyle o paylaşımları dediğin gibi evine süt götürmekte zorlanan, bebeğine süt götürmekte zorlanan insanlar, altınlar, eurolar, çocuğuna uçaklar, ayakkabı katlar, almakta yatlar, zorlanan insanlar, kirasını ödeyemeyen, ay sonunu zor getiren insanları düşünerek o vicdanı devreye sokmak de aslında Gülşen, kamu vicdanı. Tabii ki. Bir de bu gösteriş şatafatı olmasaydı ve bu bir takım suçlanan şeyler yine böyle el altından sessizce gitseydi o zaman yine benim vicdanım rahat değil. Çünkü insanlar küçücük maaşlarını, vergilerini de ödüyorlar, çalışıyorlar. SSK, alınları prim, devlete olan borç eline kalıyor 2 kuruş. Bir tarafta inanılmaz bir hani böyle zenginliğin ötesinde bir şatafat. Paylaşmasa bile şey hani anladın mı? Vicdanın gene rahat duramaz, olmaz. Duysan da duymasan da. Ülkenin bir yerinde bazı şeyler kan ağlarken bir yerinde böyle şeylerin olması zaten ilahi adalet buna müsaade etmiyor. Sonunda evet, bir yerden evet, patlıyor. Peki Engin Polat'ın son dakikaya kadar tweetleri hiç durmadı, susmadı.
Biz kelimeleri okuyunca, seçilmiş cümleleri okuyunca bunun Engin Polat tarafından değil de bir avukat tarafından ya da avukatlar ordusu tarafından yazıldığına inanıyoruz. Çünkü dün senin de belirttiğin gibi dil bilgisi kuralından tutun da seçilen cümlelere kadar gayet de keskin bir hukuk dili var. Neler yazdı Engin Polat? Yalan haber, yanlış yorum, vurun havalıya mantığı medyamızın ve toplum barışının bir güvenlik sorunudur. Gazeteciler savcılara sunduğu bilgi ve belgeleri kamuoyuyla net bir şekilde paylaşmalıdır. Vahim olan gazetecilerin vakalarla değil vehimleriyle hareket etmiş olmalıdır. Ben bu vaka ve vehimin hiç Engin Polat'ın literatüründe olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyoruz. Soruşturmanın içeriğini başsavcılık tanımlamıştır. Bu içeriğin delillerinin ne olduğu net olarak bilinmemektedir. Şu an itibariyle kendileri de çapraz sorgu karşısında net olarak öğrenecekler avukatlarıyla birlikte. Gazeteciler kendilerinin nasıl haksız soruşturulup yargılandıklarını unutmakla meslek etiği açısından bir çelişki yaşamaktalar. Ama biz bundan sonra gazetecilerin uğradığı haksızlıklara da karşı çıkacağız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür savunuruz. Ederiz. Sağ olun. Hiçbir konuda yorulmayın. Kendinize odaklanın. Bilinmelidir ki gerçeklerle değil de zanlarımızla hareket etmek toplum barışına suikasttır. Çünkü çoğu zanlının çoğu yalandır. Toplum barışına suikast eden bu arada kim? Tarkı Tüm bu mücadelemizden murat ettiğimiz adaletin tecellisidir. Bir murat ağır ele bir takma durumu var değil mi? Evet. Sürekli bir Murat hatta evet, hatta bir ağır paylaşımları da var. Evet. Murat'la ilgili bir paylaşım yapıyorlar. Ağır bu değil arkadaşlar. Bir tane daha var. Onu sonradan hemen kaldırdı zaten. Evet. Böyle yani ağır el. Evet. İçinde bir ağır el geçiyor. Yani ilk cümlede şu geçiyor. Bütün bu mücadelemizden murat ettiğimiz adaletin tecellisidir. Hemen sonraki tweetinde de bir cümlenin içinde ağır el ağır geçiyor. El yazıyor. Yani murat ve ağır el. Sanki hani o akrostiş şiir miydi? Neydi evet, evet. Sonra o ağır elle olan akrostiş değil de siliyor. Getirelim arkadaşlar. Oyunlu hareket. Evet, evet. Kelime oyunu yapmışlar. Evet. Ağır el. Bulabiliyorsak gelsin. Sonra çünkü son cümlesi de şu, tweet'i de şu. Bunun arkadaşlar bedeli sadece şahsiyetimiz için değil, şu ana kadar işlerine son vermek zorunda kaldığım, Engin Polat söylüyor, 150 emekçi ve süreci bekleyen 300 emekçi için ağır olmamalı. Toplam 450 kişinin işsiz kalacak olmasından endişe duyuyor. Bunu siz düşünecektiniz. Evet, zaten Dilan Polat'ın da dün akşam saatlerine bak çok ilginç Müge. Hı. Operasyona saatler kala hatta birkaç gün kala sosyal medya hesaplarından paylaşımlar üst üste gelmiş. Biz geçen hafta da söylemiştik. Çok ya, özür dilerim. O senin dediğin tweet şu. Evet. Adalet terazisi hassas bir dengedir. Ağır el değil, ağır olunmak aynen ister. Daha sonra bunu sildi. Geriye bütün bu mücadelemizden murat ettiğimiz adaletin tecellisidir kaldı. Mügeciğim biz de söylemiştik. Demiştik ki onların biraz profesyonel ellerden yardım almaları gerekiyor. Böyle insanlara beddua etmekle, primci demekle, tükürmekle olmuyor diye. Galiba bizi de dinlemişler ki profesyonel ellerden, daha doğrusu avukatlardan belli ki yardımlar almışlar. Tabii. Açıklamaları hep böyle avukat dili. Bundan iki gün önce de bir özür paylaşımında bulundular. Bir öz eleştiride bulundular. Bir günah çıkarma yaptılar. Dün de eş zamanlı olarak sosyal medya hesaplarından paylaşımlar peş peşe geldi. Sen biraz önce Engin'in açıklamasını okumuştun. Dilan neler paylaştı? Dilan'da ses var mıydı arkadaşlar Dilan'ınkinde yoksa fotoğraflar mı vardı? Bir getirelim ekrana. Dilan ne yaptı? Bu. Dilan gitmemeli böylesine emekler, çabalar gitmemeli, gitmemeli. Bunca emek gitmemeli, dağılmamalı. İçim acıyor. Arkamızda yüzlerce insanın da gözlerinden yaşlar süzülüyor giderken. Hepsi benim canım, hepsi dedi. Bu süreçte çalışanlarıyla yollarını ayırmak durumunda kaldığını söyledi. O fotoğraf kareleri de gelsin. İş yerinin önünden fotoğraf kareleri paylaştı. Perşembe günü zaten her şey değil mi? Geçen perşembe günü onlara ait İstanbul'daki 15 iş yerine eş zamanlı olarak mali polis baskın düzenlemişti.
Şimdi bu da bir iş yeri önünden paylaşımı. Yüreğim acıyor Allah'ım. Kaç işçi ayrılmak durumunda kaldı. Dağılıyor her geçen gün. Onların gözyaşı da var. Sadece benim, bizim gözyaşımız değil. Dayanamıyorum. Sanki artık dayanamıyorum diyor Dilan Polat. Evet, bilgiler geldikçe, taze bilgiler geldikçe size aktarıyoruz. Biz perde arkasında yaşananları da size belirtiyoruz. Taze bilgilerden bir tanesi de Dilan Polat çifti ve Sıla Doğu'yu gözaltına alan polisler sadece İstanbul merkezli değil, 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdiler. Ve Polat çiftiyle birlikte şu an gözaltına alınanların sayısı 14'e ulaştı. Murat Ağırel bu rakamın 20'yi geçeceğinden bahsediyor. Tabii onların ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının da artması bekleniyor. Peki Murat Ağırel, gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Halk TV yorumcusu Murat Ağırel. Günlerden bu yana tıpkı bizler gibi dosyanın peşini bırakmıyor. Çok daha önemli detaylı bilgilere ulaşıyor. Ve bununla birlikte Dilan, Engin Polat ve avukatlarının da fazlasıyla dikkatini çekti. Çünkü onlar her basın açıklamasına bir tweette bir Murat Ağırel, Murat Ağırel diyorlar. Murat Ağırel onlara ne cevap verdi? İnsanlar çocuğuna ayakkabı alamıyor. Ben bu işin sonuna kadar mücadele edeceğim ve bırakmayacağım diyor. İzleyelim. Murat Ağırel bu işin peşini bırakmayacağım diyor. 1100 küsur davada olsa, 10 yılda olsa, 20 yılda olsa soracağım soruları sormaya devam edeceğim diyor. Halbuki çiftin avukatı Çağdaş Bey ne demişti Gülşen? Diğer gazeteciler bir tarafa, onlar hep suçlayıcı, yargılayıcı. Çok güvendiğimiz sözünün eri Murat Ağırel bir yana demişti. Evet. Çok güveniyorsanız onun da sorularına cevap vereceksiniz o zaman. Onda da böyle bardak taştı diyebiliriz. Çünkü evet, üst üste geldi noktası. Bir Murat, bir Ağırel göndermeleri, onun da yanıtı vardı. Murat ne kadar güzel konuştu. Çok. Ne kadar doğru konuştu. İşte toplum vicdanı denilen nokta budur. Gerçekten öyle. Bizler de işimizi yapıyoruz. Bizim işimiz de soru sormak. Sorduğumuz sorunun yanıtını sadece biz merak etmiyoruz. Sizler de merak ediyorsunuz. Sokaktaki insan, bütün vatandaşlarımız merak ediyor. Ve soru şu, bu zenginliğin, bu şaşalı hayatın kaynağı nereden? Hepimiz bu soruya yanıt arıyoruz. Ama bu soruyu soranlar linç ediliyorlar, hakaretler yiyorlar, hukuk karşısında belinizi kıracağız diye tehdit ediliyorlar. Hiç üşenmedim, dün de söyledim. Yani baba altından sopa gösteriliyor. Çok önemli avukatlara gösterdim. Basın açıklamasını okumamış. Diyor ki yok diyor, bu bir yanlışlık var diyor. Yanlış bir şey mi gönderdin diyor. Hayır dedim, böyle deniliyor. Bunu bir hukukçu, Türk adaleti önünde insanları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını savunan bir hukukçu yazamaz. Burada devreye Dilan Engin Polat girmiş olmalı. Avukat böyle bir dile nasıl izin veriyor diyor. Tabii. Yani buradan şu anlaşılıyor ki bir aklama, bir bütün yargı süreçlerinden temiz çıkma olayı olursa tehditler havada uçuşacak. Tabii. O zaman. Şu an tehditler biraz kontrol altındaysa sebebi bu süreci kendileri de bildiği için. Evet. Ama burada avukatın, pardon Gülşen, burada avukatın gece yarısı evlerinden almalarını, alınmalarını kamu vicdanına bırakıyorum demesinin hemen ardından Murat Ağırel'in söylediği, bizim de günlerden bu yana söylediğimiz, sizlerin de aynı sorularla birbirinize yönelttiğiniz şey kamu vicdanıdır. Kardeşim, insanlar eve ekmek götürmekte zorlanırken sen 3 yılda bu noktaya nasıl geldin? Ver bunun güzel güzel cevabını, o zaman hepimiz susalım. İlk sayfasında özür, öz eleştiri ve pişmanız. İkinci sayfasında ise ayağınızı denk alın. Yoksa hesap sorarızın yer aldığı o özür açıklaması mı diyelim, yoksa basın açıklaması ile ilgili Murat Ağırel'in bir açıklaması var, dinleyelim. Evet, Murat Ağırel çok ilginç bir noktaya değindi. Bu dosyayı araştırırken bir şey öğrendim, çok garibime gitti. Polat ailesi kendi aralarında bir haberleşme, mesajlaşma ağı kurmuş. Savcılık bu sisteme ulaşmış. Savcılık şu an aralarındaki bu mesajları çözmeye çalışıyor.
Onun için çalışanların telefonlarına da el konuldu. Ve mesajları çözecekler, konuşmaları çözecekler. Oradan da yeni detaylara, gözaltı süreçlerine, başka şeylere ulaşılacak dedi. Yani... Diyorsun ki şaşırdım diyorsun. Gerçekten her detaya şaşırıyorsun. Evet. Her gün yeni bir gelişme oluyor ve o evet. gelişmeye şaşırıyorsun. Bakınız evet. şimdi geçen Perşembe günü Polat ailesine 15'ti değil mi? 15 iş yerine evet, 15 iş yerine eş zamanlı olarak mali polis baskın düzenliyor ve Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı anda savcılığa çok önemli bir ihbar ulaşıyor. O ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları apar topar kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi. Bir ihbar geliyor. İş yerine baskın yapıldığı gün ve kayınpederin evi işaret ediliyor. Savcı talimatı verdi. Polis de soluğu Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villada aldı. O villada Sancaktepe'deki bir sitenin içerisinde yer alıyor. Hmm. Kaçakçılık ekipleri arama kararını gösterip Sezgin Polat'ın villasına girdi. Polisler önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlamadı. Ekipler bu sefer de savcının izniyle kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı. İşte bu da Kanal D Haber'in verdiği bir detay. Evet, evimizin bahçesi bile arandı diye daha sonra çiftin avukatının yaptığı açıklamada evin bahçesinin kazınma sebebi bu. Evraklar sanıldığı, yani itirafçılardan bir tanesinin söylediği, belki de o itirafçı. Zaten bu kadar gözaltı ve gözaltı sürecindeki insan sayısının artması içlerinden itirafçıların da çıkması demek. Bu arada Timur, Murat Ağrel'in yanında oturan arkadaşımız, gazeteci Timur da ilginç bir şeyden bahsetti. Yurt dışında bunların örneklerini incelemiş ve diyor ki bu kendi içlerinde oluşturdukları mesajlaşma ve telefon trafiği ağı Avrupa'da da yapıldı. Savcılıklar tarafından çökertildi ve çökertilirken Avrupa'daki savcılar bir şeyi buldular diyor. Onların içinde panik butonları varmış. Ha. Yani böyle zamanlarda panik butonuna basıyor, artık kendini mi imha ediyor ne? Ve bir süre sonra açılmadığı takdirde kendi kendine silen mesajlar varmış. Ama savcılık tüm telefonlara el konulduğu için, hani Dilan Engin Polat çiftinin avukatı insanlık dışı dedi, kamuoyuna bırakıyorum dedi ya, hani nasıl çalışanların ellerine, telefonlarına el konulur? Çünkü savcılık kendi aralarındaki bir haberleşme ağından haberdar oldu. Ve o ağı çözmek ve çökertmek adına da 150 kişinin telefonuna ilk etapta, belki bu artar, el konuldu. Evet, şu bilgileri tekrardan aktaralım televizyonlarını yeni açanlar için. Polat ailesine operasyon için saat 17'de düğmeye basıldı. Dün saat 17'de düğmeye basıldı. 150 polis 4 gruba ayrıldı. Ellerine gece saat 3'te açmaları için sarı zarflar verildi. Saat 3'te zarflar açıldı ve Polat ailesine, yakınlarına, eş zamanlı evlerine baskınlar düzenlendi. Şu an Polat ailesi Vatan Emniyeti'nde efendim. Sorguları da devam ediyor. Arkadaşımız Umut Ünver de Vatan Emniyeti'nin önünde. Umut, seni dinliyoruz. Seni dinliyoruz. Evet, iyi yayınlar diyorum öncelikle. Şu anda Vatan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tam olarak önündeyiz. Dün gece yapılan operasyonun ardından arkamda görmüş olduğunuz binada Polat ailesi sorgulanıyor. Sağlık kontrolüne götürüldükten sonra tekrardan Vatan Emniyet'e getirilen Polat ailesi şu anda sorgulanıyor. Öğleden sonra bir açıklama yapacaklarmış. Şu an için Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan herhangi bir açıklama yok. Sorgular devam ediyor. Biliyorsunuz 5 zamanlı ilde ayrı ayrı operasyonlar yapıldı bununla alakalı. Detaylara ulaştıkça bilgileri vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Umut. Çok teşekkür ederiz. Evet, şimdi sağlık kontrolünden geçtiler. Çapraz sorguya tutulacaklar. Ek süreyle 4 gün olacak gözaltı süresi. Gözaltı süresi diğer 6 kentte de devam ettiği için sayıları şu an
16 ama yükselmesi bekleniyor. Murat Ağırel 21'e çıkması söz konusu dedi. Bu arada polisler, görevliler Engin Dilan Polat çiftine edindikleri kısa süredeki servetin nasıl sağlandığını soracaklar. Yola nasıl başladıklarını soracaklar ve kendilerine hem de avukatlarına ilk kez dosyadaki deliller sunulacak. Neden dolayı suçlandıklarıyla karşı karşıya gelecekler. Şimdi sizler de görüntüleri izlerken aynı şeylere dikkat kesilmişsiniz. Birincisi ellerindeki plastik kelepçelere, ikincisi Dilan'ın bir şey yok ifademizi vereceğiz demesine, üçüncüsü de Dilan'ın ablası Sıla'nın yüzündeki gülümsemeye ve rahatlığa. Zaten soruşturmanın ilk gününden bu yana hep böyle tavırlar sergiliyorlardı. Hep söylüyoruz, Gülben Ergen'in unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz sözü gibi, onlar da unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz paylaşımları ve açıklamaları yapıyorlardı. Sıla'nın yüzünde bir gülümseme, bir rahatlık var. Bir sesi alabiliyor muyuz arkadaşlar? Dinleyebiliyor muyuz sesi? Bir de polis otosuna bindirilirken o görüntü var mıydı arkadaşlar? O görüntüyü de getirelim ekrana. Dilan'la Engin Polat çifti polis otosuna bindirilirken normalde hani böyle bazı gözaltı operasyonlarında görürüz ya da filmlerde de görürüz. Hep böyle başı böyle polis bastırır, öyle bindirir. Burada baktığımız zaman Dilan kendi kendine biniyor polis otosuna. Şimdi Sıla Doğu'nun eli kelepçeli vaziyette. Bu arada plastik kelepçe, metal kelepçe olmamasının sebebi çizilme, sıyırma, kanama noktasında daha sonra şiddet gördük. İşte biz şöyle oldu, böyle olduğu engellemek için polis bazı durumlarda plastik kelepçe takıyormuş, bu bir. İkincisi, gülmesinin sebebi ve senin daha önce söylediğin gibi paylaşımlarda bize bir şey olmaz olmaz, bir psikolojik harbe girdiler kamuoyuyla. Yani hani suçlandıkça suçlandıkça hiçbir şey olmayacak. Artık en son noktada kelepçeyle nezarethaneye götürülürken, vatan emniyete götürülürken de yok yok bir şey değil, bir ifade vereceğiz, çıkacağız. O ifade verip çıkma böyle kelepçeyle olmuyor ama. Evet. Şimdi Engin Dilan Polat dışında aile üyeleri Sıla ve Kürşat Polat, Kürşat da Engin Polat'ın kardeşi, muhasebecileri ve mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanların da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüş. Ahmet Gün'ü zaten biraz önce tekrar hatırlattık. Bizim programa katıldı. Müvekkili Dilan Polat'ı savunmak için katıldı. Programda zenginliğin kaynağı nereden diye sorduğumuzda Allah onlara yürü ya kulum dedi demişti. Evet. Evet, izleyelim mi arkadaşlar? Arkadaşlar neyle? Hazırladığınız bir görüntü var dediniz. Evet. Ahmet Gün açıklaması gelsin. Evet, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Konuğumuz da geldi efendim. Dün ikinci sayfaya katıldı. Öyle açıklamalar yaptı ki yankıları hala sürüyor. Neler söyledi? Türk erkeği kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez dedi. Eğitim seviyesi olmayan ülkelerde askılıyla mini etekle metroya binilmez dedi. Çokça tepki topladı. Tuba İkinci yine konuğumuz. Evet. Tuba'cığım. Evet. Ve yol arkadaşı Minişi, evladı da geldi yine onunla beraber. Diğer konuğumuz da hazır mı arkadaşlar? Bekliyoruz evet, diğer konuğumuzu da. Alıştım artık sana sabahları şöyle söyleyeyim, kalkmayı. Buraya gelip de Twitter'da TT olan çok konuğumuz olmuştur ama bu kadar uzun süre TT listesinin ilk sırasında sen kalmış olabilirsin. Evet. Şimdi herkes sana tepkiler nasıl? Şimdi fitili ateşledik. Evet. Bugün konuğumuz dünkü telefona bağlanan kadının. Evet. Evet. Yelda tamam. Kırçuval iletişimci yazar. İletişim yazar. İletişimci bayağı sinirlendi yazar. Sana evet. Çünkü. Evet. Şimdi Yelda seni de alalım. Onu dinleyelim. Onu dinleyelim. Ondan sonra ben konuşayım. Şimdi tamam. Onu çünkü dün çok konuştum. Her gün ben konuşmayayım. Çirkin. Onu dinlemeden evet, önce hoş geldin Yelda. Hoş geldin. Evet. Yelda'cığım gel. Onu dinlemeden önce evet, sıcak bir gelişme yaşandı. Evet. Polat ailesi gözaltına alındı. Evet. O görüntüleri tekrardan getirelim ekrana. Yelda sen konuya hakimsin aslında. Evet. Ne söylemek istersin?
Yani aslında beklediğimiz. Beklenen, evet. Beklenen fırtınalı şey. Günler başladı. Evet, başladı. Aslında bundan sonrası için düşündüğüm tek şey sabah haberleri görünce o iki tane dünya tatlısı çocuğunu düşündüm. Evet. Evet. Kızını ve küçük oğlunu düşündüm. İnşallah bundan sonrası için alınacak dersler alınır. Verilecek ödenmesi gereken o hesaplar ödenir. Ve bir daha buna benzer böyle fütursuzca bu kadar rahat hareket edilen bir dünya düzeni içinde hele dijital tarafta bu kadar kolay herkes at koşturmaz. Tuba, senin fikrini alalım. Sence bu bir ders olacak da bunun artık ardı arkası kesilecek mi yoksa biz gene başka dilanlar mı gelecek? Şimdi iyi oldu. Bizler biliyoruz bu aşamalı yani prosedürü bilmeyen yetişkin yoktur. Bir şeyi ifadesini verirken sebeplerini ifade neden zamanla değişik boyutlara gider. Mesela önce bir aldılar, sonra şimdi sabah tekrardan topladılar. Biz bu süreçleri biliriz ama toplum bilmez. Mesela özenir. Der ki ben de böyle yapsaydım, keşke zengin olsaydım falan. Yakalanmayabilirim. Onlar yakalandı ama ben yani görmeleri güzel oluyor. Örnek. Evet. Sonra olabileceklere bak hikayenin tabii. Sonu böyle bitiyor. Tabii yani bu hiçbir zaman... Hiçbir yani. Şey gizli kalmıyor evet, ki zaten. Evet. Şimdi hiçbir hepimiz şey. Neyi merak ediyoruz? Buradan bir tutuklama çıkacak mı? Muhtemelen. Yoksa Dilan'ın söylediği gibi alnı ak, başı dik mi çıkacak orada? Ya hepimiz iyi olur yani inşallah. Bizler de yani şimdi milletin mutsuzluğuyla mutlu olan kişiler değiliz. Hayır. İyi olur inşallah ama yani filmler belli böyle filmler. Yani bir şeyler yanlış gidiyorsa eğer, bir şeyler kuralına uygun yapılmıyorsa... Eğer ve de usulsüz bir şeyler içine giriyorsanız toplum değerlerini, toplumdaki toplum insan... Toplum vicdanını evet, orayı sıkıştırıp üzüyorsan insanları. Orada hırpalıyorsan birilerini, o biriler 1, 10, 100, 200 aman ne var bunda dersin. Bir de bunun üzerine dijital o sosyal mecrada daha çok izlenmek adına, daha çok aslında tüm değerlerimizin üstünde... Böyle zıplamaya devam edersen günün sonunda tabii ki. Yelda ve Tuğba, siz de bu konularda deneyimlisiniz, biz de takip ediyoruz. Bu sadece suçtan dolayı işlenen durumun cezası değil, aynı zamanda kamuoyunun vicdanını da rahatsız etmenin cezası olarak bir tablo olarak sunulacak. Yani bu herhangi bir suç değil. Bu herhangi bir suç değil tabii maddi ki. Maddi manevi suç değil. Bu. Evet. Evet değil. Maddi manevi hepsini evet, barındırıyor. Bir de mesela sebebi. oradaki dünyanın yani aslında bizim uzun süredir sosyal medyada gördüklerimizi örnek alan bir nesil var. İşte o nesilde o çocuklar şu anda bakın. Kolaya kaçmak istiyor. Evet çoğu. Örnek alıyor. Çalışmak istemiyor. Çalışmak örnek, istemiyor. Aynen. Ben de Dilanlar gibi bir influencer olurum. Aynen. Oradan gelen parayla aynen. Lüks arabaları, güzel evleri alırım ya da, diyor. Aynen. Ya da, bir de evlilikte krize de neden oluyor. Bazı evliliklerde karı kocalar. Sen bana neden yapıyorsun? Sen bana Engin onu alırken sen bana niye bunu almıyorsun? Al işte adam gösterir. Al alanında başına geleni gör hanım evet, diye. Evet. Bundan sonra gösterir. 15-16 yaşındaki genç kızlarımız. Yalnız şöyle dersin, tehlike de var. Kız bir ben öyle olamadım bir adama bana bunu niye almıyorsun falan. Ben dün öyle söyledim. Biz de mi öyle yapsın? Yani dün Tuğba'nın ben açıklaması... öyle yapacağım artık. Bana şunu alın, bana bunu alın diyeceğim. Tuğba'nın açıklamalarına dün dayanamadın. Evet, dayanamadım. Canlı gerçekten. Yayında bizi aradın. Dayanamadım. Evet. En çok neye kızdın? En çok neye kızdım biliyor musun? Aslında Tuğba biz neler söyleyelim. Bir de, ondan sonra bana laf bir de düşerse Tuğba, sen konuşurum. Dün neler ben söylemiştim. Her gün aynı enerjide olamıyorum. İşte ama bugünkü enerjim söyledin, bir şey, sizleri dinlemeye yönelik. Tamam. Biraz tamam. Anlatın, dinleyeyim. Tuğba'yı tamam. Bir dinleyelim önce. Neler anlatmıştı dün? Tuğba ikincinin sözleri olay yarattı. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok hayır. Normal erkeklerimiz, işi gücü olan, yani çapkın da olsa normal sonuçta, akli dengesi yerinde. Hiçbir zaman kadınlar o pozisyonu açmadan Türk erkeği o kalitesizlikte değildir. Dünyanın bütün erkekleri o kalitesizliktedir. Hani Avrupa'yı, Batı'yı çok seviyorlar ya kadınlarımız, modern erkek diyorlar. Hayır,
Benim 4 pasaportumun da bütün yaprakları doldu. Gitmediğim ülke kalmadı. Ama senin bütün baba... erkekler laçka dünyada. Türk erkekleri tam tersi sen, pozisyon vermeden yapmazlar. Sen yani, bir bu konuda bir şanslı kullardan olabilirsin. Çünkü gazetelerde ve televizyonlarda... Otoriter. Hayır, tamam. Sana da yapamazlar. Hayır, tamam yapamazlar. Kadınlarım müsaade gülüyor, etmezsin. Gülücük ama atıyor. Günahsız. Türk erkeği... Günahsız yere gidenler var. Bak, Türk anaları sapıkları konuşmuyor. Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Yok, ben orası. Sokaktaki sapıktan, cezaevi kaçkınından bahsetmiyorum. Ama bir genelleme gerçek yaptım. Gerçek Türk erkeğinden, helal süt emmişten bahsediyorum. Hiçbir kadına laf atmaz, hiçbir kadına yan gözle bakmaz. O kadınların müsaade etmesiyle oluyor Türk erkeğinde. Ama diyorsun ki kadın kuyruk sallarsa bakar diyorsun. Evet. Orada bir genelleme yapıyorsun ama. Çoğu kadın bunu yapıyor, sonra yapmadım diyor. Pişman oluyor. Metroya da askıyla binmesinler böyle bir ülkede. Nasıl? Kozmopolit bir ülkeyiz biz. Nasıl binmesin? Askılı şeylerle, sütyenlerle binmesinler hayatım. Ben bilmiyorum, ben bu yaşta yemin ederim bu mesleği yaptığımdan beri yemin ediyorum bak. Sokakta yazın bile askılıyla yürüdüysem, sütyen askım bilmem ne gördü. Ya bir tane yakın dostum desin tut ve fotoğrafımı bulun. Tuba, sokakta o şekilde. Tuba. Tacizciler kendilerini öyle savunuyorlar. Hayır ya. Aşkım bu o ülke kozmopolit. Hayır konu taciz değil, eğitim seviyesi. Giymeseydi. Hayır eğitim seviyesi burada konu. Eğitim seviyesi karışık olan toplumlarda metroda mini etek askılı giyinilmez. Eğitim seviyesi yok hayatım, ne yapacaksın? Adama köyde şunu unut, şunu öğretmişler. Öyle daha hala köylerimiz var. Sağa bakma amcanın kızı, sola bakma komşunun kızı. Anladın mı? Bu adam bu zihniyetle aniden markete çalışmaya geliyor. Uyarmayalım mı genç kızlarımızı? Kötülük mü ediyoruz? Bu adama ne öğretebilirsin? Görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa. Sapık da olur, manyak da olur. Adam aniden gelmiş otobüse binip. O hafta geliyor yevmiye ile çalışmaya. Sigortalı bile değil. Bütün davaları inceleyin. Sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar. Markete de dava açılıyor. Anlatabiliyor muyum? Ülke daha henüz fazla sütyen askısı bilmem neyi toplu taşıtlarda görmesin abi. Daha erken diyorum size. Olsa söylerim ben size. Erken değil derim. İleride söyleyecek. Evet. Çeşme'de giyinin kardeşim, Antalya'da orada burada. Öyle her yerde olmuyor ne yazık ki. Belli yerlerimiz daha yeni kentselleşti. Koca İstanbul diyoruz ya, ucu bucağı belli olmayan. Belli yerler İstanbul ama daha yine yeni. Yine de genelleme toplum yaparak konuşmuyor. Kuba biliyorum sen başlığı kadın kuyruk sallamazsa erkek de bir şey yapmaz diye açınca. Türk erkeği yapmaz abi. Değişmiyor fikri. Tabii değilse, klinik bir vakka yoksa yapmaz. Türk erkeği namuslu abi. Kadınlardan daha namuslu. Evet. Şimdi buradan yayından çıktık. Gülşen kendi evine. Ben kendimi yolda durdurdular bizi. Tuğba ikinci ne demek istiyor? Bir söylesenize kamera arkasında ne yaşa? Kamera arkasında bir şey yaşanmadı. O ne diyorsa aynı tonda devam ediyor. Fakat dün Tuğba Türk erkeği Türk kadından daha namuslu noktasına gelen açıklamalarıyla başta bazı seyirciler olmak üzere iletişimci yazar Yelda Kırçuvalı da çıldırttı. Yelda yayına bağlandı. Ama dedik ki yayına bağlanma, gel yüzüne söyle, ne söyleyeceksin? Evet, hadi bakayım anlatın, dinliyorum. Şimdi evet. Aslında dünkü yayında öncelikle ilk telefonumu söylüyorum. Hı. Yayın sırasında Tuğba Hanım konuşmaya başladığında bir öğrencimin annesi beni aradı. Hı. Buradan da selam olsun Hülya Hanımcığım. Dedi ki deliriyorum, şu an çıldırıyorum, böyle bir konuşma bir kadın hem cinsimiz canlı yayında defalarca istikrarlı bir şekilde nasıl yapabilir? Böyle bir şey nasıl yapabilir? Üzerine telefon açtım. Sonrasında gelen telefonlarla siz söylemek istediğinizi aslında alt başlıkları verirken yaptığınız en büyük yanlış, nacizane fikrim genelleme yapmanız. Genelleme cümleleriniz. Bir kadının halinden yine bir kadın anlar değil mi? Kadın kadının değerini, halini anlar. Siz bütün kadınları, bakın bütün kadınları diyerek tırnak içinde genelleme yaparak cümleler kurdunuz. Her bir kelimenin sizdeki karşılığı çok naif olsa da karşıdaki karşılığı hiç de öyle naif olmaz. Şimdi şu anda metroda ya da sokakta şortuyla ya da askılı tişörtüyle dolaşan genç kızlarımıza olası gelecek
Katıldığım tarafınızı da söyleyeceğim bu konuyla ilgili özellikle. Sokakta gelecek herhangi bir karşı cinsten bir hareketi o zaman o genç kızımız bir dakika ya ben böyle giyindiğim için şu anda zaten bütün olabilecek bana zarar verilebilecek her şeye müsaade ediyorum. Bu benlik bir durum. Ben kararımı verdim böyle giyindim bana böyle davranılabilir. Re getirdiniz. Oysa ki cümleleriniz şöyle olsaydı. Genç kızlarımız toplu taşıma araçlarında kalabalıkta karanlık bir sokaktan geçerken kendilerine dikkat edecekleri özeni gösterseler ki göstermeliler bu onları olabilecek tüm kötülüklerden korumak adına bir adım atmış olurlar kendi adlarına. Böyle bir şey deseydiniz yani o içinden böyle çıkararak bir cümleyle söyleseydiniz genelleme yaptınız. Bir. İkincisi. İstiyorsan cevap ver. Öyle birle devam edin. Evet. Yok ya anlatın. Evet aynı şeye geliyor söylediklerimiz. Siz daha kelimeleri işiniz ve mesleğiniz gereği daha yeni Türkiye tanıyor sizi. Seçmek zorundasınız. Beni Türkiye 17 yıldır tanıyor. Ben kötü bir şey söylemedim. Aynısının bana göre olanını söyledim. Devam edin. Buradaki mevzu Türkiye. Sizi daha yeni tanıyorlar. Dikkatli olmak zorundasınız. Ama ben türbünleri oynayan biri değilim. Düz böyle dümdüz bir insanım. Türkiye bir... Hayır ben işiniz bu saygı duyuyorum. Çok Tuban, güzel konuşuyorsunuz. Ama ben de aynı şeyi dedim. Kızlar dikkat edin dedim. Evet. Devam edin. Evet. Şunu söyleyeyim. Burada konuştuğumuz konunun içeriğinin altının üstünün hiçbir yerinde beni şu anda Türkiye'nin yeni tanıyor olup olmaması, sizi 17 yıldır tanıyor olması. Ha, gerek yok bunları söylemeye. Bunu söylemeye ne gerek var? Ayrıca beni sizin söylediklerinizi tanıdığı... söylemeye gerek var. Benim söylediklerim yok. Hayır, hayır. Buna gerek yok. Bu konunun içinde. Bak ne güzel kendi fikrini beyan ediyorsun. Evet. Tamam dünkülerde benim fikrim. Beğenmeyen beğenmeyecek. Yani anlamak istediğiniz gibi anlayın. Kelimeleri seçmemişim. Demişim ki kızlar böyle giyinmeyin. Sen diyorsun ki kızlar metrobüse ona buna bindiğinizde dikkat ederseniz kendinizi kötülüklerden korumuş olursunuz diyorsun. Evet, ama evet, evet. Sen evet. Öyle diyorsun. Ben de diyorum ki böyle giyinmemeleri lazım. Suriyelisi geldi, o geldi, bu geldi. Devam etsinler ya da giyinmeyi. Anlamak istediği gibi anlasın herkes yani. Türkiye'nin siz tanıdığı Tuğba İkinci eşittir nasıl tanımlanır? Öyle sorayım size. Boş ver sen beni. Sen hayır, kendini tanıt. Ben kendimi beni niye tanıyan tanımış artık. Benim derdim kendimi tanıtmak değil. Beni niye soruyorsun bana? Az önce dediniz ya. Ya tanıyan tanıyor dedim ben değiştiremem ama bana yani diyorsunuz bu ki, bana diyorsunuz ki kendiniz sizi şimdi tanıyor. Niye o kadar takılı kaldın oraya canım? Devam et sohbete. Çünkü konuşmamızın içinde bu cümleye gerek. Ama sen beni eleştirirsen ben de senin bakış açını yani anlamaya çalışırken. Bu bir eleştiri değil ki. Hayır şimdi sen doğruyu yanlışı söylersen tamam. Ben derim ki sana benim doğrum bu. Tamam bak klasik kadın tipi. Erkeklere de bunu yaparlar. Sonra erkek çıldırır. Böyle tırnaklarını gösterir. Sonra tamam peki tamam. Böyle yaparlar. Hiç şu sevmediğim anki, kadın tipi. Şu anki pardon da. Bir şey ya konuş ya hiç konuşma. Konuşuyorsan da devamını getir. Hiç sevmediğim kadın tipi diyerek evet, tırnak içinde rahat beni değilsin, gösteremezsiniz. Rahat değilsin. Bak ben çok rahatım. Bir şeyi konuşuyorsun sizin sonra yapınız. Tamam diyorsun. Sen sizin konuşmak yapınız. İstiyorsun. Bak hem soru soruyorsun hem tamam. Hemen böyle. Tamam. Çünkü soruma cevap vermediniz. Tamam. Ben sana dedim ki anlamak istediğin siz gibi anla dedim. Siz konunun bu kadar anlamlı bir konunun içine peki, bana diyorsunuz tamam, anla. Ki. Ben seni anladım tamam dedim Tuba ama canım. Ben de böyle biriyim bana dedim. Diyorsunuz bunu niye ki... anlamıyorsun? Ya gerçekten şu yani, anda. Yani böyle yapmayın Allah aşkına ben senin yani 40 yıllık dostun değilim şuraya geldin bakın, diyor sohbet ediyoruz. Bu kızlar diyorum, sayesinde ben benle yan diyorum, ben siz diyorum siz sen diyorsunuz. Çünkü elbette sen bana 40 yıllık dostluğumuz yayından olmadığı önce için. Sen dedin. Hayır siz dedim. Hayır siz yayından dedim. Önce burada sohbet etmek istedim benle yakınlaşmak istedim. Ben de sana o şansı verdim. Dün vermiyordum tanımadığım için. Kızlar seni şu ne anda muhatap ediyor beni. Şu anda? Burada biz yan yana nasıl konuştuk, olabiliyoruz? Evet az önce konuştuk. Bu sohbetin sebebi kim? Benim. Ve burası. Siz öyle dahilsiniz. Kalkıp da buraya eleştirilerinizi kendi çapınızda yapabilirsiniz. Beni böyle ya kabul edersin ya etmez. Ricada siz bulundu. Olduğunuz için mi geldim ben şu anda? Ne için geldin? Ben bu programa her zaman geliyorum. Ben bu programa her zaman geliyorum. Şu an benim geliyorum. Konuma dahilsin ama. Benim evet, konum için. Sizin söyleminize evet. Dair geldim. Tamam şimdi evet. Beni böyle konuşurken ben ne dedim? Sen konuş ben sonra konuşacağım dedim. Sonra konuş dedin. Ben de dedim ki ben buyum. Beni böyle tanıyorlar. Ama sen böyle bir şey söyledin diye senin söylediğini de anlıyorum dedim. Sen daha ince konuşuyorsun dedim. Ben biraz daha bunları giymeyin diye konuşmuşum dedim. Ondan sonra devam ediyorsun hala eleştirmeye. Gerek yok. Kes beni unut.
Konuş sen, anlat, dinliyorum ben seni. Öncelikle ben siz diye hitap ediyorum, farkındaysanız. Bak orada, bu hep böyle bir yerde kalıp oradan devam ediyor. Tak diye anladım ben, evet. Taktik orada mi? Orada kalma, tamam. Siz taktik, diyeceğim ben şu sana. Şu an bir taktik durumu. Tamam, ben anladım seni, hadi tamam. Öyle bir dünyam yok. Ben 20 yıldır televizyon sektörünün içindeyim. Televizyoncuyum ben de bir tamam. taraftan. Eğitimci kimliğimle, televizyoncu kimliğimle buradayım. Tamam, başarılar. Teşekkür ederim. Devam et ama konuya. Size de oradan çıkma. Ederim, ederim bir saniye. Aa. Ederim. Ederim. Bak, şu an vakit burada yok, bitecek birazdan şu program. Şu an burada olma sebebimiz. Bu konu ama konuyu dağıtmayalım. Saat 10:20 geçiyor. Anlat. Sen buraya iletişimci olarak geldin. Biz hödüyüz, sen iletişimcisin. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet, evet, bakalım ne diyeceksin. Merak ediyorum. Devam et. Ben belki biraz törpülenirim senin laflarınla. Söylemlerinizi dikkat Allah edeceksiniz. Konuşmalarınızı. Susayım dedim, konuşmayayım konuşmalarınızı dedim. Devam etmiyor. Ben gideyim mi? Konuşmalarınızı. Devam etmiyor. Hayır, hayır. Olayı bana döndürüyor. Biz şu anda size Polat ailesiyle ilgili gelişmeler var, mesajlar geliyor. Biz sen ona bir daldık gittik. Çıkmaya devam siz niye mi böyle gerildiniz? Yok. Ben konunun dışına çünkü konuya dahil, bak ben konuşmayayım, sizi dinleyeyim, bir hanımefendiyi tanıyayım diyorum. Konuya beni dahil ediyorsunuz. Sonra ben konuya dahil olduğumda da katılmıyorum sana diyor. Katıl katılma, ben seni burada tanıdım. Yani burada konuyu eleştirmeye gelmedin sen. Kendi fikrini söylemeye geldin. Kendi ben zaten söyledim. Dün kendi fikrimi söyledim. Kendi fikrimi beni törpülemeye gelmedin. Beni kabul et etme. Ben seni dinliyorum bak şu an. Sen de beni dün dinledin. Şimdi konuş diyorum sana. Sonunda konuşacağım. Beni konuya dahil ettiğin zaman sonunu bekleyememiş oluyoruz senin sohbetini. Kimi dahil edeceğim konuya? En son konuşacağım ben. Sizinle. Sen, şu an sizi dahil edeceğim. Ben seni tanımak ki istiyorum belki. Konuş. Teşekkür ederim. Beni sen tanımıyorsun çünkü daha. Tanıyorum. Hayır, tam tanımıyorsun. Devam et. Şu an sadece Yelda tarafından değil, çok kişi tarafından eleştirildin. O da hayır, ben bütün mesajlara baktım bir gün. Sen de bu konuda ben de baktım. Artık mantıklı o. Hayır, mantıklıyız. %60'ı normal Tuğba Hanım söylediklerinizin. 70'i 80'i. Normal değil. Tamam abi, millet girsin baksın o zaman yorumlara. Siz beni burada 3 kişiye sen bir kişi üstlük, yeter. Sen üslupta üslupta mı çocuk hatam gibisiniz, var? Anaokulu çocuğu gibi şurada. Yok. Tuba, üslupta mı hatam oldu? Ya da genelleme yaptın. Ben buyum hayatım, değişebilir miyim? Herkesin bir tarzı var. Üslubum, deliliğim, hal ve tavrım bu benim. Tarzım bu. Şimdi benim bu saatten sonra Emel Sayın gibi olmam mümkün mü? Yani dünyanın en narin kadını gibi olmam. Tarzım bu benim. Yürüme şeklim bu. Kimse de beni yanlış anlamaz. Şimdi jenerikleri kısa kısa görenler yorum yaparlar sayfalara. Ama programı açıp izleyen der ki kız zaten her yerden bahsetmiş. Tek bir konudan bahsetmiş. Şöyle genelleme yaptığın için en büyük eleştiriyi işte aldım. Onu diyorum, bir dinleyeyim sizi, anlatın en son konuşalım. Yani en çok eleştiriyi aldığın iki nokta şu: Türk erkekleri kendisine kuyruk sallamayan kadına gitmez. Türk erkekleri kadınlardan daha namuslu. Evet. Şimdi orada hangi atladığımız şeyle bunu söylediniz mesela? Gerçekten sorgu. Hayır, gerçekten yok. Samimiyetle bunu soruyorum. Tamam. Asla bir asla bir art niyetle sormuyorum. Hayır canım, öyle bir soruyorsun ki bir dakika, bismillah, hangi niyetle? Bir kere ben açıklama kimseye yapmam. Yapmak istiyorsam da, canım istiyorsa, keyfim varsa yaparım. Şimdi Türkiye'de ünlü adamları düşüren adamlar için kadınlar için söyledim ben bunu. Yani burada sokakta yürüyen ablamız için, kendimiz için söylemedim. Sokaktaki insanın hal ve davranışı halkımızın kendi bileceği iş. Ama ben o çamaşırları da hani Suriyelisi falan geldi diye o şekilde, dünkü alevim oymuş. Hani konuşma şeklim alevim. Bugünkü alevim daha değişik, farkındaysan. Ben ikizler burcuyum, değişirim her gün. Ondan sonra demek istediğim, bu ünlü adamlarımızın hani biliyoruz ya backgroundlarını, çok kaliteli adamlar. Sanki bunların üstüne saldırtıyorlar, kuyruk sallıyorlarmış gibi geliyor bana dedim. İşte o kızcağızlar falan çıktı ya sonradan, Mehmet Ali Erbil'e kötü konuşanlar. Ecer ona. Bir baktık kocasını da kötülüyor. Ulan Mehmet Ali kötü, kocan kötü, ekrana tükürüyorsun. Şimdi böyle kadınlar yüzünden koca şovmenlerimiz neden yok oluyor? Neden yok olmayı bırak, yani neden laf işliyorlar? Türk toplumu biraz saf. Saf olmasa bu Dilan Polatlar olmaz. Ben bunları bu şekilde her gün programa çıkmadığım için konuşamıyorum. Şimdi beni Türkiye'nin tam anlaması için, çok da sivri değilmiş canım demesi için, biz de biliyoruz insanlara hangi dilden konuşacağımızı, ama bir gün vaktin olunca biraz hızlı giriyoruz tren gibi. Metrolar nasıl şak diye.
Dünkü biraz öyle olmuş konulara giriş şeklim. Fakat benim bu ünlü adamların, zeki adamların bir sabrı olduğunu, sabırsızlıklarının bedelini tabii ki yapmaması gerektiklerini biliyorum. Yapmamaları lazım. Ne kadar da bir kadın üstüne gitse bir erkeğin ama olabiliyor. Ama bu koca kabiliyetli adamlar işte Ahmet Kural'dı falan bir kadın yüzünden. Kadın şimdi bunlar böyle otururken mi ittiriliyor mesela? Bizler de şimdi her evde oluyor bunlar sevgili hayatında. Biz de ittirdik, kaktırdık yani birlikte olduğumuz insanları. Sen ittiriyorsun, o da hiçbir erkek durup dururken birini ittirmiyor yani. Kadınlarda da cırmık var, bilmem ne et sıkma var. Kadının yanında böyle omuz atma var toplum içinde bir erkeğe. Erkek o anda diyor ki Allah Allah ben bir yerdeyken bu nasıl başıma geldi, rezil oldum arkadaş oldu. Yani bir eve gelene kadar har 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 har. Yani ünlü bir adam, zeki bir adam düşmez tabii o ayrı. Ama düşebiliyorlar. Şimdi bu düşeni de kötü değil, saf demeleri lazım. Çünkü adam zaten yıllarca bu camiada kavrulmuş, aptal olsa ilk çıktığı günler değil ki şu Dilan Polatlar gibi. Hani bu saydığımız isimler yıllarını vermişler, aylarını vermişler, bir sürü işlere imza atmışlar. Hani Sıla dedik mesela. Ha şimdi ben de bir kadınım, ünlü bir kadınım. Dayak yedi dedirtmem kendimi. Zaten o benden 10 kat daha şey bir kadın, tarzı olan bir kadın. Yani şarkılarında falan rrrr diye konuşan bir kadın. Şimdi böyle bir kadın zaten kendini artık göze almış, sinir gelmiş kadına. Ben de yanayım, o da yansın demiş ve kasti bir hareket. İnsan ikinci kez birlikte olduğu bir adamı, anladın mı? Tamam. Yani tanımıyor gibi davranmaz demek istedim. Tanımadığın bir adamla da zaten hani ünlüysen kavga etmezsin. Hani sanki bunlar, şimdi mesela şeyin başında bu durum. Robert De Niro'nun asistanı şikayet etmiş şey yapıyor bana diye. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi koskoca Robert De Niro. Tamam, Amerika kadınları korur, biz de koruyoruz. Okey ama Robert De Niro kardeşim asistanına mı kaldı? Yani anladın mı? Bunları böyle bir şekilde kötü günü olur ya insanların. Kadınların tuzağa mı düşürdüğüne inanıyorsun? Erkekler, kadınlar bunlar eşittir yani hepimiz. Düşürülürüz. Ben de düşürülebilirim. Erkekler de düşürülüyor. Bir şey sorabilir miyim? Burada... Sen düşürülme sakın, tamam. Biz düşebiliriz ama her an. O yüzden erkekleri de korumak zorundayız. Beni de düşürebilirler, anladın mı? Ben şimdi biri düşürse çıktığımda... Ya ben var ya, kusura bakmayın, erkek falan olsam bu ülkede böyle ne yapardım biliyor musun? Nasıl anlamak istiyorsanız öyle anlayın. Bir kadın benim üstüme saldırdı ya da ben de ona mahkeme falan, anladın mı? Bana şunu hakime bile bunu derdim. Bana şunu söyler hani ben misiniz? Bir erkek bile olsam, anladın mı? Kadına ne kadar haksızlık da etmiş olsam anlamak istediğiniz yerden anlayın derdim. Ama neden derdim? Çünkü durup dururken olacak işler değil bunlar. Peki kadın sığınma evine düşmüş şiddetten kocası. Orada tanıdıklarım var benim. Eğitim görüyorlar. Tekrar eşine dönmesi, yani şiddet mağduru bir kadının oradan tekrar eşine dönmesi. Sizin tabirinizle şiddeti sevdiğinden, alıştığından, maçoluğu sevdiğinden. Eğitim. Ben konuşuyorum o sosyal hizmetlerde çalışan. Ama dün böyle bir şey, böyle bir cümle kurdunuz ve çok pek çok kadın evet, kırıldı size. Evet, hepsi bak dinle, geri gidiyor geliyor. Sonra anlıyor gitmemesi gerektiğini ama 3-4 kere giden var. Niye gidiyorlar? Sevgisizlik bilmem ne. Ben konuştum onları hep sosyal hizmetler müdürleriyle. Dediler ki Tuğba Hanım hiç sevgi görmemişler. Sevgi görmedikleri için anlayamıyorlar durumu dedi. Çaresizlik mi? Biz burada eğitiyoruz dedi, anlatıyoruz dedi. Ama onu anlaması zaman alıyor dedi. 3-4 kere gidip geliyormuş. Böyle. Ama siz dün dediniz ki o şiddete, o dayağa alıştığı için. Tamam, bugün de işte konuşuyoruz. Sen geldin madem, konuyu açıyoruz. Bakın, işte. Dün zamanımız, alevimiz o şekildeydi. Dün işte burada böyle... çok kırılan kadın var. Ben buradan o zaman beni arayan, niye bana yazan kadınlar. Beni tanıyorlar hepsi. Bugün Tuğba bunu diyorsa bir sebebi vardır derler. Beni yeni tanımıyorlar herkes ki bunu tanımayanlar diyemez. De, onu da. Ama herkes de bunu diyemez. Evet, bir tanımayanlar diyemez. Var. Doğru. Evet. Bunu diyemeyen, sizi çok ama çok iyi tanımayan, çok iyi tanıyanları bir kenara koyuyoruz. Tanımayan büyük bir kesim kadın size karşı öfkeli. Kırıldılar, kırıldıklarını yok, da söyleyeyim. Kırılmazlar, beni bilirler. Öfkeliler... Ben öyle insan kalbi kıran biri değilim. Öyle olsa bugüne kadar önce, kalp kırardım. Ece Ronay'dan bahsettik. Evet, Mehmet Ali Erbil'e taciz iddiasıyla dava açan Ece Ronay şu an yayınımızı aradı.
Cevap hakkını kullanmak istiyor. Çünkü sen o davada... Ama ben öyle küçük kızlarla muhatap olamaz. Mehmet Ali benim... Yani, her bile hak verdi. Tanıdığım bir adam. Ben şu an duyuluyor muyum yayında? Evet, evet, yayındasın şu an Ece. Çoluk, Mikael ablacığım ve Gülşen ablacığım, merhabalar. Öncelikle cevap hakkımı kullanmamı istemediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, söyle Ece. Tuğba Hanım muhatap olmak istemiyorum diyor ama iki gündür yaklaşık olarak bu konuları konuşuyor. Tuğba Hanım neden muhatap olmak istemiyorsunuz? Cevap ben vereceğim mi Tuğba? Tamam yavrum, tamam. Yok ben Tuğba ablayı bir programda gördüm bir kere ve kendisini severdim de iki gün önceki yayınlarına kadar. Hı-hı. Sadece şahsıma ait olan yayınlar değil, yani şahsıma ithafen söyledikleri değil, Esin Hanım'a da yaptıklarını gördüm. Hı-hı. Onun haricinde işte kadınların giyimiyle alakalı konuştuklarını da gördüm. Hı-hı. Ve kendisine hiç yakıştıramadım. Çünkü koca bir nesle zaten açık giyinmeyi, kendi tabiriyle kuyruk sallamayı öğreten kişinin kendisi olduğunu ben biliyorum. Eminim ki izleyen birçok kişi de biliyor. Ağzından çıkanları ona hiç yakıştıramadım ama ara ara zaten böyle gündem olmak için bir şeyler ortaya atıp çekilmişliğine ben de şahit oldum. Ben şimdi kendisine sormak istiyorum. Tuğba Hanım sen benim evimde misin? Sen benim hayatımda mısın da benim gördüğüm şiddetin, benim döndüğümün, benim travmalarımı bu kadar hakimmişçesine beni yapmadığın bir yerden biz seni tanımıyoruz. Sataştığın insanı tanıyoruz. 30-40 yıldır bu Türkiye'nin en iyi formeli. Ha tanıyorsun, sataştığım insana ilk hukukatı benim öyle mi? Sataştığın insan Türkiye'nin bütün üzgün günlerinde güldürmüş insan. Ama bu onun hata da yapmayacağı anlamına gelmez. Ne alakası var Tuğba Hanımcığım? Ne alakası var güldürmeyle bilmem neyle? Ne alakası böyle var? Rahatsız eder, bir kere bunlar diye hitap etmeyin. Bakın hayır, oturduğumdan şimdi... beri Tuğba Hanımcığım diyorum. Siz diyorum. Ama sen şimdi bu konuşma dilinde olur rica ediyorum. Bu, bak sana kalan konuyu konuşabilirsin de bu konuyu ben bile konuşmak istemiyorum. Ama burada fikrimi söylemek istiyorum. Mehmet Ali Erbil. İyi, çok değerli konuştum. Bir sanatçı olabilir. Kıymetli bir sanatçı olabilir. Burada hemfikirim. Daha birkaç gün önce kızı yaşındaki bir kadından ayrıldı. Siz sadece benim iftira attığımı sen niye adama mesaj attın zamanında? Ben ya, o programda seni ağırladığımda hatırlıyorum sohbetleri. Klibimde oyna bilmem ne yapıp sonra şikayet ben ettim. Ben onunla iş yaptım. Ben onunla klip çektim. Ben aynen. Boy boy size ses kayıtları yayınladım. Ben hostesiyim yıllar önce. Niye bize yapmadı kötülükler de size yapıyor bu adam? Bige Allah aşkına ya. Bunlar fenomenler. Cevap hakkını kullanması gerekiyor. Bizler hostesiyiz bu adamın yıllar önce. Sen orada neyi tartışıyorsun? Neyin şovunu yapıyorsun? Yok kadınlar açık değil. Bunlar şöhret basamaklarını sabırla değil. Anladın mı? Onu bunu kötüleyerek bir yerlere gelmeye çalışan insan. Ece bir saniye üst üste konuşmayalım. Tuba ne söylüyordun? Üst üste ses bilsin istemiyorsan bitince konuşayım. Şöhret basamaklarını evet sen bitir Ece. Sen bitir Ece. Gelen insanlardansınız diyor. Mükemmel ablacığım ve Gülşen ablacığım ben şunu söylemek istiyorum. Mehmet Ali çapkın işte. Mehmet Ali. Ben kazanmışım. Münezzin miydi ayol da? Olarak adlandırabilir onu anlayamıyorum. Dün şuraya gelelim. Benim üzerimden bu konuyu konuşuyor. Ben davayı kazanmışım. Tuğba Hanım çok değerli. Tuğba Hanım yargıdan daha mı iyi biliyor? Benim fikrim bu. Yargı yargıdır. Bu da bir fikir. Benim fikrim bu. Bu da bir fikir ama fikirlerinizi konuşurken lütfen o zaman... Neden kocanı da kötülüyorsun kamerada? Açmışsın. Bebeğin olmuş. Kocanı iyi bir aile kızı bunları yapmaz. Ha ben nelere savaştım? Şöhret olamayınca evleniyorsunuz, çocuk doğuruyorsunuz. Bu sefer kocayı da kötülüyorsunuz. Bırakın Allah. Sen benim evimin içinde çoluk mısın? Çocuk onu söyleyeceksin. Sen ne biliyorsun ben ne yaşadım da ne raddelere geldim de bunları yapmak zorunda? Şöhret olamayınca kötü baktın kötüye gidiyorsun. Ama biraz evleneyim biraz çocuk sahibi olayım onun dedi. Onun tarafından bakalım. Benim tarafım bu. Anladım, onu anladım. Ama onun tarafından da bakalım. Tamam hayatım. Onun ne yaşadığını sen bilmiyoruz. Sen bak, beni konuşturmayın. Ben bu kadar. Peki ben şöyle bir şey... halinde gördüğüm şiddeti yayınlarken, yani bir kadın olarak böyle düşünüyorsanız... Ne şiddeti ya? Bir kadın oyundan çekinip korkmanız gerekiyor. Susmanız gerekiyor Tuğba Hanım. Ben valla bu yaşa geldim. Daha bir kişiye klibimde oynar mısın falan diye Türkiye Cumhuriyeti'nde birisine yazmadım yani. Zaten. Klibimde oynar mısın? Seni çok beğeniyorum. Ondan sonra ben taciz oldum. Taciz edildim. Ben işbirliği yaparken bunu hak ediyorum. Ya biz hostesiyiz bu insanız. Kaç sene önce sen daha portakaldın, mandalinaydın. Böyle bir insan değil ya. Bu adam zaten kadınları sever, beğenir.
Müezzin değil bu adam. Taciz ve tehdit ses. Bunu bilenler zaten buna mesaj atıyor. Bunu bilenler bunu zaten yapıyor. Eskiden sosyal medya yoktu. Senin gibi bir kız bunu böyle kullandı yani. Hocam da mı kötü? Mehmet Ali kötü. Doğum yaptın. Eşin de mi kötü? Git mahkemede paylaş o zaman kozlarını. Kocanı böyle açmışsın, puh yapıyorsun. Telefona tükürülür mü ya? Akli dengeniz, hiçbir şeyiniz normal değil, tavırlarınız. Ben sen benimle alakalı bir şikayetin varsa buyur git. Şikayet değil. Sen benim zamanla tanıdığım bir kız oldun. O ilk geldiğinde benim olduğum kanala o zaman tanıyamazdım. Evet. Ne demek istediğini anlayamazdım. Zamanla ne zaman ki baktım telefona tükürüyorsun bilmem ne. Bunlar normal insan hareketleri değil. Allah'ın sopası yok. Kocan için telefona tükürme yani, bunları demeyelim. Aa dedik işte, tamam. Şöhret olamadı. Çocuk doğdu. Çocuğunu da bir araya gireceğim. Bir üst üste konuşmayalım. Ay nerede o görüntü? Ece beni bir dinleyebilir misin? Yelda, ben beni bir dinleyebilir misin? Çok özür dilerim. Bir düşüncelerimi söylemek istiyorum. Ya ben bu ülkede Yelda ben. İletişimci Yelda. Evet. Bu ülkede sanatçı olabilirsiniz ama gerçekten ortaya yaratıcı bir şey çıkarmışsınız. Çünkü bu ülkede herkes sanatçıyım diye sokaklarda böyle o maskeyle dolaşır ama vatandaşta kimin sanatçı, kimin sanatçı olmadığını çok iyi bilir. Bir. İkincisi, sanatçı olmanız, göz önünde olmanız sizin hiç kusurlu olmayacağınız anlamına gelmez. İster Mehmet Ali Erbil olsun, ister İbrahim Tatlıses, kim olursa olsun. Onların yaptığı kusurlar, yanlışlar, aman onlar çok değerli sanatçı, biz onlara dokunmayalım muaflığında ve naifliğinde olamaz. Mehmet Ali Erbil'le yaşadıklarınızda, sizin sanatçı yaşadıklarınızda ne, söz beste yazabilmek mi? Oyunculuk terimsel ve ne? Kuramsal bir açıklama yapmayacağım şu anda. Çünkü sen bana bunu söylüyorsun. Üstüme alındı. Genel olarak söylüyorum. Mehmet Ali Erbil de sanatçı. Türkiye'nin tanıdığı bir adam. Siz sanatçı bir mısınız? Bir sürü. Ben televizyon yıldızıyımdır. Şovmenimdir ben. Yani selebriti olduğum günden beri benim televizyon kadını olduğumu herkes düşünür. Şovmenimdir ben. Şarkıcıyımdır ama şarkılarımı şovumla pekişsin diye söylerim. Yani. Söz aynı zamanda yazmam. Şov yaparsınız. Yönetmen değilim, yapımcı değilim. Ben kadınların, halkı çıktığım zaman konuşmalarımla, şarkılarımla eğlendiren bir kadınıyım. Figürüm ben. Televizyon figürüyüm. Televizyon figürüsünüz. Mehmet Ali Erbil dediğin adam sanatçı ama. Tamam. Okey. Onu zaten ayrımı yaptım bakın. Konuştuğun şu anda ev kızı. Bak cümlemi o ayrımı yaparak klip çekmek girdim. İstedi. O ayrımı klibini yaptım. Oynar mısın dedi adama. Bu adam da müezzin değil. Bütün kadınları sever. Ben Mehmet Ali Erbil'den bahsetmiyorum. Herkes bir arkadaş kimse, olur. Hiç kimse herkes bu ülkede. Olur, Tuba Hanımcığım. Herkes de samimi Tuba olur. Hanımcığım, hiç kimse, dans eder, ama siz hayat hiç konuşturmuyorsunuz. Hiç konuşturmuyorsunuz. Peki, ben Mehmet Ali Erbil'e şu cümlemi bitirmek istiyorum. Sanatçı olabilirsiniz. Mehmet Ali Erbil için söylemiyorum, genel söylüyorum. Yıllarca alkışlanmış olabilirsiniz ama yaptığınız kusurlar, yanlışlar, neyin kusuru? Kadına, genç kıza, sokağa, sokak hayvanına, toplum içinde eğer yanlış davranış yapıyorsanız yanlışsınızdır. Kızdan başka birinden duydun mu? Yanlışsınız. Böyle bir şey daha Mehmet Ali Erbil için söylemiyorum. Kadının. Genel bu söylüyorum. Reklam arası. Bu adamın karısı genel var, çocukları var. Genel. Ece Rona'yı Mehmet Ali Erbil'e sallamaya hakkı yok diyor, davayı kazanmış olsa bile sen burada itiraz ettin, o da orada itiraz etti. Ya ben şunu söylemeye çalışıyorum, genel olarak sanatçı olmak her şeyi, bütün kusurlu davranışları onlarda hak saymak anlamına gelmez. Sanatçı olabilirsiniz, biz de sanatçılar gördük değil mi? Ben 97 yılından beri televizyon sektörünün içindeyim. Tuğba Hanım buraya böyle kendimi dikkat çekmek için geldiğimi söyledi ama muhtemelen beni tanımadığı takılma. Bir açıklama yapayım. Yaklaşık 10 yıl haber sektöründe çalışmış biri olarak kimin sanatçı, kimin sanatçı olmadığını ayırt edebilecek eğitim düzeyine ve genç kızlarımızın, kadınlarımızın da hangi söylemle ne kadar etkileneceğinin alt metnini iyi okuyabilecek biri olarak buraya ben Tuğba Hanım'a beni dün arayan kadınlar, öğrencilerim ve gelen tepkiler üzerine onlar adına geldim. Tuğba Hanım'a derdimi anlatamadım ama ben Tuğba Hanım'dan yanlış anlaşıldığı, öyle olduğunu düşünmek istiyorum ki genelleme cümleleri Tuğba Hanım'ın genel çünkü yanlış yapısı. Yanlış anlamayacağım seni, artık konuşmuyorum. Sen konuşuyorsun, tamam. Ben
kırılan, incinen, kırılan, incinen ve size öfkelenen tüm kadınlardan özür dilemenizi rica ediyorum. Evet. İstemeyerek bunu yaptığınızı biliyorum. Yürekten hissediyorum çünkü hemcinsimsiniz. Madalya mı takacaklar sana bunu yaptığın zaman bana? Madalya varsa ve yapalım bunu sonuç için. Hiç öyle bir derdim yok. Sadece... Kupa bupa mı alıyorsun? Hayırdır? Amacın ne? Yani sen şimdi bana de ki... Ben noktayı koyuyorum. Ben sizden seninle... bana gelenleri ilettim ama madalya almam gerekiyormuş. Ne yapıyor yani? Elçiye zeval olmaz derler. Evet, ben ilettim. Peki, çok memnun oldum. Ben her zaman seni beklerim. Bu arada çok memnun oldum gerçekten. Hayırlı günler. Teşekkürler. Hayırlı işler. Teşekkürler. Bundan sonra biraz daha dikkat ederiz ama değil mi? Sağlıkla. Hoşça kalın. Gelişmelerle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.